Evet, heyecan Doruk'ta. Mücadele için tüm hazırlıklar yapıldı ve final başladı. 63 kiloda final maçı başladı. Aman dikkat, ters kat rakip karşısında. Her an her şey olabilir. Nakavtör bir isim. İlk rauntta rakibini nakavt ederek. Bakın. Bir sol high kick ile gitti üzerine, makas hareketiyle. Fikri'nin maçı kazanabilmesi için hocam ne yapması lazım? Ters karda karşı etkin bir şekilde önce sağ teknikleri yapması gerekiyor. Eğer rakibini beklerse, bakın sol gelen, karaciğere gelen tekmeler ve yumruklar etkili olacaktır. İlk hata Fikri'nin yapması gerekiyor. Haydi Fikri, şimdi sağ direğini altta tutmuş vaziyette. Bakın, bir tane sağ gösterdi ama burnunu sıyırdı geçti. Tabii ki burada her şeyin öncesinde Fikri'nin rakibini bozması lazım, ters kardını. Tam karşıdan bakıyor rakibine. Şimdi bir push kick iterek bir vuruş. Tabii ilk maçta biraz rolantide götürdü karşılaşmayı Birol hocam ama şimdi bu maça sakladı herhalde gücünü. Fikri ilk maçta 3 round yaptı. Tozgen ise erken bitirdi ama tabii ki sağ bir sol, müthiş bir sol koşu attı bu arada Fikri Arıcan. Hocam 30 saniyede maç kazanmak ikinci maç için avantaj diyorlar ama çok da aslında kondisyon açısından avantaj ama ringe adapte olmak açısından tabii ki avantaj değil. Şimdi Fikri Arıcan Diyarbakırlı, bakın bir sağ direkt mükemmel. Bunları yapması lazım işte. Bir tane sağ köşe. Mükemmel sevgili izleyiciler. İşte. İnanılmaz, sağ, inanılmaz. Sağ. İlk sağ vurması gerekiyor. İnanılmaz bir sağ. Hakem sayıyor. İlk knockout'unu yaşayacak belki kariyerinde. Bir tane daha. Hala sertlenmemiş vaziyette. Üzerine giderse kişi çok fena hale getirebiliriz. Neye uğradığını şaşırdı Ruslan Tazlıyan. Fikri'nin sağ direkt, sağ tekmeleri kullanması gerekiyor. Ondan önce, solundan önce. High kick tutmadı. Low kick çok sert bacak içine. Bir sol high kick yine sıyırdı. Sağ direkt tam karnına, midesine. Fikri Arıcan'ın da karnının sağ tarafından müthiş bir kızarıklık. Tam karaciğer bölgesinin biraz üstü. Şimdi tekrar sokuldu Rus. Hocam tabii maçı bırakmamak da lazım. Çok tehlikeli rakip. Fikri'den ben çok şu anda gördüğüm kadarıyla çok umutlandım. Çünkü sonuçta Fikri gerçekten maçın adaptasyonuna geçti. Bakın özellikle sağ tekmeler. Her an her şey olabilir. İbrahim Tamazayev maçında da ilk roundda Tamazayev'in rakibini indirdiğini gördük ama sonra Vugar Kazımov da rakibini indirdi. Yalnız, çok dikkatli olmalıyız. Tabii ki ama genelde maç kazanan sporcularda psikolojik bozukluklar olabiliyor bu şekilde. Şimdi dönerek bir high kick. Kısa boylu 1.64 boyunda. Fikri Arıcan'dan yaklaşık 10 santimetre daha kısa. İlk round. Kesinlikle Fikri'nin. Banko Fikri'nin. Fikri bu şekilde bir round da alırsa, nakavt olmadan öbür roundu da ortada götürse Fikri bu maçı 10'a alır. 8, ilk round 10'a 8 evet. Üstünlük diyebiliriz çünkü knockdown ettiğinizde 2 puan fark evet. Koyuyorsunuz. Kariyerine baktığınızda 30 maçta 30 galibiyeti bulunan ki 21 tanesini knockout'ta kazandı. Düzeltiyorum, 30 maç bu geceye başlarkendi. 31 maçta 21 galibiyeti var. Şimdi 32. maçında kariyerinde Ruslan Tazlıyan. Fikri Arıcan da 26. maçını yaptı ve 25'ini kazandı. Bir yenilgisi var kariyeri boyunca. Ben Ruslan Tozluyan'ı hiçbir şekilde görmedim. Şu anda Ruslan Tozluyan'da yoğun bir şekilde psikolojik baskı var. İlk defa böyle knockdown olarak düştü. Kariyerinde herkesi knockout ediyor ama bakın Fikri Arıcan çok garanti bir maç çıkartıyor. Şimdi burada low kick bacak içine doğru tekrar. Bir high kick denemesi gardında kaldı. Şimdi tekrar bakın müthiş bir kırışma. Ama Rus fena bastırıyor. Hocam knockdown'u unutmuş vaziyette şu anda. Sağ direkt sol kroşe etkin çözüm tekniği bence. Yani sağ direkt sol kroşe ile maçı bitirebilir. Fikri Arıcan için söylüyorsunuz. Evet, evet aynen öyle, Fikri Arıcan için. Solu yememesi lazım rakibinden. Bakın sol tekme ve sol direkt. Zaten sağ direğe attığında rakibi bozarsa sol kroşe daha kolay olacaktır. Low kick denemeleri arka arkaya. Front kick tam isabet değil. Şimdi Rus biraz sokuldu çenesine doğru. Bir tane sağ direkt arkasından. Rus da hemen kontraya çıktı. Tekrar sokuldular. Bakın diz darbeleri arka arkaya.
Fikri Arıcan Türkiye şampiyonu aynı zamanda. Bu sene Vakoda da biliyorsun dünya ikincisi oldu kickboksta. Kickboksta müthiş başarılar elde ediyor. Ama bu gece Thai boks gecesi olarak. Şimdi burada middle kickler. Şimdi uppercut bir tane. Şimdi arkasından sağ köşeye atarken bir kontra denemesi oldu Rus dövüşçü Ruslan Tazlıyan'ın. 1983 doğumlu 26 yaşında Ruslan. Fikri Arıcan 1982, 27 yaşında. Arada bir yaş var sadece. Sol kroşe sağ direk, bakın. Sol kroşe sağ direk mutlaka yiyebilecek bir pozisyona geliyor şu anda Tozlu'ya. Bir sol high kick, bir tane sağ kroşe mükemmel. Fikri Arıcan inanılmaz bir sağ kroşe attı. Tam isabet hocam. Biraz çenenin ucunu görebilseydi. Şu anda Fikri'nin bence günü. Fikri hemen hemen her sağ direğini rakibine en netli şekilde uyguluyor şu anda. Kafasında baktığımızda bir deformasyon var mı diye kaşında bir açılma var ilk maçtan. Bu bir problem olur mu hocam ilerleyen dakikalarda? Şu anda ikinci round olduğumuz için ve final maçı olduğu için bence inşallah bir şey olmaz ama zannetmiyorum yani. Kolay kolay da bıraktırmayız yani. Çünkü kaşının üzerinde bu arada aparkatlar attı. Evet. Arka arkaya çok sert. Sol aparkatları yememesi lazım. Kafasını eğmemesi lazım. Görerek. Maça ortak oldu yalnız bu round içinde Rus. Ama Fikri'nin attığı özellikle iki tane çok net yumruk var. Wolf Convention Center'da havalimanının hemen dibinde müthiş bir heyecan yaşanıyor. Zil sesi. Tabii Erhan Deniz de ekranlarda. Senin Kabir organizasyonunda Türkiye şampiyonluğunu imza atmıştı. Öyle adını evet, duyurmuştu. Evet, Kabir Türkiye'de mücadele etmişti. Daha sonra Network'ta mücadele etmişti. Şu anda Fikri gerçekten bu roundda tabii ki biraz daha rakip dengeli bir round oldu ama ilk roundda almış olduğu tabii ki 10'a 8'lik puan Fikri'nin hanesinde şu anda iyi gidiyor. İyi gidiyor ama ikinci roundda sanırım bu round Fikri'nin bastırması gerekiyor. Fikri bu roundu bastırırsa en çok isteyen maçı alır gibi aynen, geliyor. Yok Fikri şu anda bu roundu 10'a 9 alırsa maçı kazanır. Pegasus Spor Kulübü'nde çalışıyor Mersin'de Fikri Arıcan. Bir tane sol vurdu. Bacağından tutarak düşürdü. Bunun itirazını çok güzel, çok güzel bir şekilde yaptı. Aksi takdirde hakem sayabilirdi de. Dönerek bir high kick, middle kick, karşılıklı sert tekmeler. Bir daha, bakın inanılmaz bir kapışmaya dönüştü. Ruslan maça fena asılıyor. Hayatının ilk yenilgisini Fikri karşısında yaşayabilir. Side kick. Her şeye rağmen hocam, maç içinde ilk roundda bir rakibi knockdown etmişseniz, genelde hakemler aklı hep orada kalıp, Tabii ki. Genelde aklı orada kalıyor ama sonuçta 3 round'da farklı bir şekilde puanlandırmak gerekiyor. Tek kesinlikle. Mehmet Özer'in maçındaki sayımla alakalı da hocam ilerleyen dakikalarda size sorum olacak. Mutlaka. Ben unutursam siz unutturmayın. Middle kick. Şimdi bir tane low kick attan Fikri Arıcan. Mehmet Özer de çok büyük dövüşçü. Yoğun itirazlarda bulundu. Birazdan geçelim ona. Şimdi sarılmalar. Normalde Ruslan kesinlikle sarılmaz. Ama şu anda Ruslan sarıldığına göre demek ki zor birazcık durumda. Zor durumda tabii ki. Kulak dibine tekrar. Artık o kadar yoruldular ki ikisinin de bu gece ikinci maçı. Ama Ruslan'ın yorulma hakkı yok bence. Çünkü ilk maçı 30-40 saniye mi tam hatırlayamayacağım ama ilk round'da knockout'la kazandı. Bir sol direkt vuruyor Fikri Arıcan. Maçtan önce tüm sporcuların sağlık kontrolleri yapıldı. Maçtan sonra da yapılacak tek tek. Maç içinde zaten ciddi bir sağlık kontrolü var. Her şeyin başı sağlık değil mi hocam? Mutlaka mutlaka. Sağlık olmadan ben ona çok dikkat ediyorum. Önemli olan bütün sporcuların sürekli uzun süreli spor yapabilmeleri. Yoksa sağlığı geri plana atarsak hayatın devamında etkin bir şekilde size sıkıntılar yaşatılabilir. Finalin finalindeyiz artık. Çok az bir süre kaldı.
Son kozlar oynanıyor artık. Sol high kick denedi tekrar. Fikri şu ana kadar son derece iyi bir maç taktiğiyle dövüşüyor. Bir sol geldi ama orada Fikri yine sağ direklerden uzaklaştı. Sağ direklerden uzaklaştığı andan itibaren maçı kesinlikle tozlayan ortak olabilir. İşte bakın, futbol tabiriyle tamamen defansa çekilmiş durumda Fikri Arıcan. Tek kale oynamaya başladı neredeyse Ruslan. Şimdi bir sol kroşe attı. Arkasından diz darbesi ve maç bitti. Hocam bu çok kötü oldu, son yumruk. Yani bu yumruk gerçekten tabii ki rakip hakemlerin kafasında belki kalabilir son an. Ama tabii ki şu anda benim düşüncem maç çok az bir puanla belki Fikri'ye gelebilir. Belki de bir ekstra round olabilir. Maçın hakkı bana göre bir ekstra round hocam. Çünkü ilk rounddaki sonsuz başarısına rağmen ikinci ve üçüncü roundlarda Ruslan Tozluyan'ın gerçek bir başarısı var. Üç hakemden ikisinin kararı. Tekme vurdu. Tekme üstünlüğü var. Ve net yumrukları var. Fikri Arıcan diyor. Bir hakem Fikri Arıcan. İki hakemi bulmamız lazım hocam. Evet. İkinci hakem beraberlik kararı. Berabere. Ve üçüncü hakemin kararı. Yine şampiyon, yine. Normal, bakın. Yine şampiyon.